Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İlk defa katılanlar var galiba. Çok iyi. Programı evde izlerken, programda soru soranlara bak, Oğuzhan Uğur'un kitlesi, bu ne biçim soru falan yazanlar kimler? İtiraf edelim lütfen. Aramızda AK Partili arkadaşlarımız var mı? Çok mutlu oldum. Hoş geldiniz. Onlara mikrofon verin. Pek gelmezler programa çünkü. HDP'li arkadaşlarımız, CHP'li arkadaşlarımız kimler? Güzel. Efendim ben şu an şeyim biliyorsun. Sizlerin GBT'sine bakamıyoruz biz gelirken. O yüzden burada samimi cevap vereceğinizi düşünüyorum. Aramızda FETÖ'cü var mı? O zaman konumuzu davet edeyim. Hızlıca programa başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mevzular Açık mikrofona hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Sesim iyi geliyor, güzel. Çünkü eğer iktidar olursanız bu ses bolca kulaklarınızda çınlayacak. Çünkü bu benim kişisel sesim değil, milletin sesi. Çocuk slogan için doğmuş, çok iyi yani. Gerçekten. Ufacık mülteci kız çocuklarına hadsizce hiç tacize uğradın mı, tacize uğramaktan korkuyor musun sorusunu sorarak rencide edebilen, hiçbir terbiyeye sığmayacak şekilde paylaştığı videoda bir hanım kardeşimizi yanına alıp açıkça Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek evet arkadaşlar İstanbul Milletvekili adayımız Tayyip Çakar diyen ve bunu gülerek siz böyle biriyle beraber olmayı kendinize yakıştırıyor musunuz? Süleyman Soylu neden Ümit Özdağ için Soros çocuğu ve ajan dedi? Süleyman Soylu neden iftira attı diyorsun? Yani iftira mı? İftira attı. Peki neden öyle dedi? Sinan Ateş cinayetinde ben de tehdit alıyorum demiştiniz. Hatta saldırıya uğradığınızı da söylemiştiniz. Bazı siyasiler tarafından örtbas edildiğini de söylemiştiniz. Sizi tehdit eden kim ya da kimlerdi? Bu konu hakkında daha uzun süre konuşmak yerine neden bir süre sonra sustunuz? HDP'ye karşı özellikle Ümit Özdağ'ın sert tavrı Kürt sorununu barışçıl politik yollarla değil askeri yollarla çözeceğiniz izlenimini uyandırıyor. İkili bir sorun ancak tarafların masaya oturmasıyla çözülür. Terör örgütüyle aynı masaya oturmayalım. HDP'yi de kapatacaksak Sayın Oğan biz hangi masaya oturacağız? Bir ittifakın bileşeninin adayısınız. İttifakın bileşenlerinden biri olan Zafer Partisi Başkanı'nın bazı verdiği beyanlar var. Dağa gittiler, dağa çıktılar gibi. Ben kendim hukukçuyum, bana göre yorumum. Türk Ceza Kanunu 216 halkı kin ve alenen tahrik etme suçu. Bu beyanlara katılıyor musunuz? Mansur Yavaş aday olsaydı aday olmazdım şeklinde bir şey söylediniz. Ben bunu anlamış değilim. Çünkü masa aynı masa, politikaların hepsi aynı politikalar. Sadece Cumhurbaşkanı'nın adayı ismi farklı. Neden böyle düşündüğünüzü merak ediyorum. Teşekkürler. Öncelikle Ankara'da cinsel saldırıdan sonra 20. kattan atılan Şule Çetin cinayetini biliyor musunuz? Peki Şule Çetin cinayetinin faillerini savunan avukatın Zafer Partisi Çorum 1. sıra milletvekili adayı olduğunu biliyor musunuz? İnşallah Cumhurbaşkanı olursunuz ve İnşallah. İlk hamleniz Zafer Partisi'ni temizlemek olur. Yani Zafer Partisi'ni temizlersiniz çok ağır bir ifade. Biz Dersimliler için çok önemli olan 38'de yaşananları siz bir milliyetçi olarak bir katliam mı yoksa bir isyanın bastırılması olarak mı değerlendiriyorsunuz? Sağ olun. Çünkü yıllardan beridir süregelen bir savaş var. Yani siz bunu nasıl adlandırırsanız adlandırın. Ama ne olursunuz buna savaş demeyin. Savaşın da bir şekli, savaşçının da bir onuru vardır. Mayın koyup insanları pusuya düşürmek savaş değildir, terördür. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ümit Özdağ'ın Kürt vatandaşlarımız yoktur, Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır diye bir ifadede bulunuyor. Kürdüm, bana ne mutlu Türk'üm dedirtme hakkını nerede buluyorsunuz? Polis intiharları en yüksek intihar oranına sahip mesleklerin en başında yer alıyor. Biraz çarpıntım var. Sorunun cevabından sonra çıkabilir miyim? Müsaadenizle. Elbette hemen sağlık ekibimize de söyleyelim. Teşekkürler. Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı gibi isimlerin devlete yakınlığı hakkında yorumunuzu merak ediyorum. Bir siyasetçi olarak bizlerin bilmediği neler biliyorsunuz? Bizimle paylaşabilir misiniz? Milliyetçilerin aday çıkarması idealinizi gerçekleştirme arzunuz, Erdoğan'ın yeniden seçilmesine vesile olursa Türkiye'nin yarınlarını nasıl görüyorsunuz? Evet. Ben MHP'den oy alıyor muyum? Siz buna inanıyor musunuz? Bence alıyorsunuz. Demek ki
Geçtiğimiz günlerde NATO toplantısında ikram servisi yapan ve toplayan kişinin Türk ordusunun generali olduğuna videolarda şahit olduk. Orduyu siyasetten tamamen koparmayı nasıl başaracaksınız? Bu yöndeki planlarınız nelerdir? Merhaba Sayın Oğan, ben Veysel. Fransa'da güzel sanatlar öğrencisiyim. Dünyada birçok devlet tarafından ajanlıkla ve bilgi hırsızlığıyla suçlanan, az önce sizin de bahsettiğiniz Çinli bir iletişim şirketi, istihbarat kaygısı güderek Türkiye'nin iletişim altyapısını inşa ediyor. Savunma sanayi ve silahlı kuvvetlerinin iletişim ihalelerine giriyor. Sizin bu konuda bilginiz ve daha da önemlisi planınız var mı? Varsa nedir? Buraya kararsız geldik arkadaşımla ikimiz. Kime oy vereceğimiz konusunda. Arkadaşın hala kararsız gibi oğlum. Sedat Peker'le telefonla mı konuşuyorsun? Bu nasıl bir oturuş? Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'na da karşı olmanızın sebebinin Hüdapar ve HDP olduğunu söylediniz. Sizce Cumhur İttifakı'nın tek sıkıntısı Hüdapar mı? Geleceğe çalınan biz gençlerin sizin gözünüzde bir değeri yok mu? 20 yıllık hegemonyayı yıkmayı mı tercih edeceksiniz yoksa siyasi çıkarları mı? Sizi de eleştirmek istiyorum. Hani ne domuz bağı ne de kandil dağı gibi bir şey yazmışsınız. Bu kadar gergin yazmak gerekir mi hakikaten? Gençleri de bu kadar kutuplaştırmak gerekir mi Sinan Bey ya? Gonca Kuriş domuz bağıyla öldürüldü. Bravo, iyi oldu mu deseydin? Kimde mikrofon? Merhaba. Mikrofon bende. Buyurun hanım efendim. Kimde? Bende. Bende. Evet, ben arkada de. Dövüşün bakalım kim kazanırsa olsun. Bende de. Evet. Ben hamileyim. Önce ben sorayım. Öncelikle siz orada iki kişi oturmuyorsunuz. Üç kişi oturuyorsunuz. Bunların hepsini arkanızda duran Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Sen de gönlüm, sen de bir güzel yetler.